yine bırakmış. Şimdi hocam bir de şu var. Altyapı yapıldığında içme suyu boruları altyapının altından geçenler var. Evet. Biz muhtarımıza onu söyledik. Biz de ona gidip dilekçemizi vereceğiz. Muhtarımızla birlikte biz barabar olarak bu da ağzan. Bunu çözmenin yoluna bakacağız. Evet. Herhangi bu buranın da oranın da su sorunları varsa bunları halletmek için biz bu yola çıktık. Evet. Halledeceğiniz. Uğraşmayacağınız. Ben ne diyorum sana? Ben gerekirse mühürü bırakırım, hizmeti yine bırakmam. Ben hizmet için seçildim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Alalım şöyle. Hoş bulduk. İsim neydi ben abi? Ben Kenan Yıldız. Evet Kenan abi nasılsın öncelikle? Sağlığın, sıhhatin. Çok şükür iyiyiz. Sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Bayram tatiline geldiniz. Evet, bayram tatiline geldik köyümüze. Hemen hemen her bayram, her düğünlerde mutlaka ihmal etmeyip geliyoruz buraya. Köyümüzü ziyarete geliyoruz. Evet, yine köyünüzün Çatma Köyü olarak derneği var değil mi? Var, derneğimiz var. Evet. Aktif halde çalışıyor inşallah. Allah kısmet ederse camimizin yanına bir cenaze yıkama yeri yapmayı düşünüyoruz. En kısa zamanda kurbanda inşallah başlayacağız. Bunun temelini atacağız. Hep beraber köylü olarak karar verdik. İnşallah hizmet olarak onu yapmayı düşünüyoruz. Evet, çok güzel. Evet, dernek önemlidir arkadaşlar. Buradan ben şahsım adına Çatma Köyü gurbetçilerine sesleniyorum. Derneğinize sahip çıkın. Çünkü derneğinize sahip çıkmazsanız yarın Ankara'da bir cenazeniz olduğunda cenazenize de sahip çıkan olmaz. Evet, en önemli şey dernektir arkadaşlar. Derneğe üye olalım ve derneğin üyelik aidatını da ödeyelim, destek olalım. Evet. Evet, dernek çok önemli. Buradan tüm Çatma Köyü gurbetçilerine bunu duyurmuş olalım. Evet, köye kaç hane geldi bu bayram? İzmir'e. Bayram aşağı yukarı benim hepsi tahminim gelmiş. Tam bilmiyorum ama aşağı yukarı 50 civarında geldi, ziyarete geldi. Şu an kaçı gitti bugün bayramın dördüncü günü? Bugün benim tahminim bugün 10 kişi falan gitti. Daha önce giden oldu. Evet. Malum burada evi olmayanlar var. Evet. Mecbur gelip kısa ziyaret yaptılar. Günü Sıla-i Rahim yaptılar. Gidenler oldu. O şekil gittiler. Şu an biz buradayız. İnşallah biz yarın gitmeyi düşünüyoruz. Kısmet olursa yarın yola çıkacağız biz de. Evet. Ondan sonra da kurbanda geleceksiniz. İnşallah Allah kısmet ederse kurbanda geleceğiz. Yine aksi bir şey olursa ya da herhangi köyümüzde bir ilgili bir şey olursa yine geleceğiz. Köyümüzü terk etmiş değiliz. İnşallah biz de emekli olduğumuzda düşünüyoruz tekrar köyümüze gelip çoluğumuzu çocuğumuzu evlendirdikten sonra. Evet. İnşallah gelmeyi düşünüyoruz. Yani kısmet emekliliğimizi olursa de köyde yaşamayı düşünüyoruz dersin. İnşallah aynen de atalarımızın bıraktığı gibi biz de köyü terk etmeden burada yaşamak istiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz abimize. Teşekkürler. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ankara'dayız. Ben Ankara'da ikamet ediyorum. Öncelikle Erdemir Gayrimenkule ve size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programı yaptığınız için. Hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Ben İskender Erdemir. Ben Erdemir Gayrimenkul bünyesinde çalışıyorum. Evet. Üzerinde. Ankara'da biraz yaptığınız işlerden bahsedin şöyle. Bizim gayrimenkul, inşaat üzerine çalışıyoruz orada. Nerede yapıyorsunuz? Biz Ankara Sincan'da Gökhan Bey öncülüğünde Erdemir Gayrimenkul üzerinden çalışıyoruz. Alım satım işleri, tarla, arsa, ev, inşaat işi yapıyoruz. Bahçe duvarı, çevre düzenleme, peyzaj işleri yapıyoruz. Evet, kaç yıldır yapıyorsunuz peki? Biz 15 yıldır Ankara'dayız bu işleri. 15 yıldır, evet, Ankara'da yapıyorsunuz. Yatırım yapmak isteyenler? Yatırım yapmak isteyenleri Erdemir Gayrimenkul'e bekliyoruz. Evet. Şöyle bir iletişim ve sizlere ulaşabilecekleri bir... Biz Buhara Caddesi'ndeyiz. Evet. Ankara Sincan Buhara Caddesi'ndeyiz. Zaten oradaki bütün köylülerimiz bilir orasını. Orası bizim değil, bütün köylülerimizin.
Herkesi bekliyoruz oraya. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Sıradaki gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını da kutlarız sizin aracılığınızla. Dernek başkanı Bayram Erdem'in oğluyum ben. Gökhan Erdemir. Ankara'da ikamet yayıyoruz. Evliyim, bir kız babasıyım. Erdemir İnşaat Gayrimenkul'ün işletme sahibiyim. Kuzenlerimle, amcalarımla beraber çalışıyorum. Biz bir güçlü bir aileyiz. Kalabalık bir aileyiz. Sincan'da hizmet vermekteyiz. Bütün köylülerimize hizmet vermekten gurur duyarız. Adresi olarak da Sandoğan Mahallesi Buhara Caddesi 52 numaradayız. İletişim numaramız zaten video kayıt altında da çıkar. Sormak istediğiniz varsa cevaplamak isterim. Evet, köye senede kaç defa geliyorsun? Sadece bayramlara bırakmıyoruz. Dedemiz burada, babaannemiz burada. Amca, en büyük amcamız burada, akrabalarımız burada. Sıklıkla onları ziyaret ediyoruz. Yani aile bağını kopartmamaya çalışıyoruz. Ya malum, yani zaman geçiyor, köyden şehire bir göç oluyor. Ama biz buna izin vermemeye çalışıyoruz. Yani bizim de tabii ki köye göre, köyü düşünerek yaptığımız bir yatırımlar var burada. Tekrardan ev, yeni ev yapmış olanlar var. Evlerini güçlendirmiş olanları var. Köyümüzün derneği aktif, güçlü bir derneğimiz var. Dernek başkanımız Bayram Erdemir, yönetim kurulu bu sayede onların vesilesiyle köye yatırımlarımızı da yapıyoruz. Evet. Biraz da köyden bahsedelim. Köyün okulu şu anda artık devre dışı kaldı. Peki sen burada mı okudun? Yok, ben burada okumadım. Malum nüfus azlığından dolayı okulumuz aktif değil. İnşallah o kalabalığı tekrardan oluşturabilirsek okulumuzu da aktif hale getiririz. Ben burada okumadım. Ben Bursa doğumluyum aslında. Osman Gazi doğumluyum. Ankara'da doğduk, Ankara'da büyüdük diyebilirim. Evet, var mı köylülere, gurbette yaşayanlara söylemek istediğin? Sizlerin de dediğiniz gibi dernekten bağlarını koparmasınlar. Burada dernek aslında bir aracı, bir kurum. Onların, yani Kenan Bey'in de söylediği gibi, camimize yapacağımız bir yatırım var. Bunu dernek aracılığıyla tutuyoruz. Yine köyümüzün muhtarı Bekir Erdemir, onun da tabii ki büyük katkısı var burada. Köylülerimizden istediğimiz şudur ki köye olan bağlarını, akrabalık bağlarını bitirmesinler. Biz bundan sonra sonra her gün anar garip Orhan ismini, hayalde gör, düşünde gör resimimi.